mı geliyorsun saatte para mecbur gelme. Gelsin abi. Bunun zaten bankası değişiyor mu? Yarısı orijinal olduğu için değişiyor. Hasarlı paralar. Çin dedi. Bir de bunun yarısı çakma. Ama yarısı orijinal. Hasarlı paralar olarak değiştirilebiliyor. Mesela yırtık parayı falan filan. Cumartesi günü dükkanda çalışıyorduk. Yoğun bir zamandı. Bir tane müşterimiz geldi. Saç tıraşı oldu. Bunun akabinde bize 100 lira sahte para verdi. Biz onu akşam fark ettik. Katlı verdiği için fark edemedik o anda yoğunluktan dolayı. Akşam üzeri fark ettik. Paranın sahte olduğunu şöyle anladık. Daha öncelerden de ben petrolde falan çalıştığım için paradan biraz anlıyorum. Paranın bir tarafındaki kağıtla diğer tarafındaki kağıt birbirine uyuşmuyor. Doku şey olduğundan dolayı biraz da renk ton farkı var. Ondan sonra arka tarafındaki seri numaralarını karşılaştırdık. Birbirine uyuşmadığı için sahte olduğunu düşündük. Paranın ortadan ikiye kesildiğini fark ettik. Ve bir tarafın sahte, bir tarafın orijinal iki parçayı birleştirdiklerini gördük. Bunu normal bir vatandaş anlayamaz. Yani çok dikkatli bakılması gerekiyor. Anlayacakları tek nokta arkasında işte bazı kesimler birbiriyle uyuşmuyor. Ön tarafta kusursuz bir şekilde oturtmuşlar ama arka tarafta bazı yerlerde kayıklık da var. İşte şekil bozuklukları falan var. Ancak bu şekilde anlaşılır. Cebinizdeki 100 liraları, 200 liraları iyi kontrol edin. Aldığınız zaman bakmadan bırakmayın. Eğer başınıza sizin de böyle bir olay gelirse emniyet güçleriyle irtibata geçin. Bir de bunun yarısı çakma. Ama yarısı orijinal. Hasarlı paralar olarak değiştirilebiliyor. Mesela yırtık parayı falan filan.